Magnet deyince aklınıza ne geliyor? Hani buzdolaplarının üzerine yapıştırılır. Köftecinin, sucunun veya böyle takvimlerin olduğu küçük parçalar mı? Magnet deyince bundan sonra aklınıza bu gelecek. Türk Telekom Magnet Modem. ZTE firmasının Türk Telekom için özel olarak üretmiş olduğu SIM kart üzerinden çalışan modemi. Dilerseniz bir kutuyu açıp içine bakalım, içinde neler var ve üzerinden anlatmaya devam edelim. Evet, kutuyu açtığımız zaman ilk olarak karşımıza modemin kendisi çıkıyor şu şekilde. Kutu içeriğinde bir adet adaptörü var. Garanti belgesi. Hızlı başlangıç kılavuzu diye bir evrak var içerisinde. Ve de içerisinin özelliklerini gösteren bir kılavuz daha. Bir tane de CAT kablosu var. Modemimiz bu. Görüntü olarak gayet şık ve güzel bir görüntüsü var. Yani kenara bir yere falan koymanıza gerek yok. Gayet masanın üzerinde veya vitrininiz üzerinde kalabilir. Çok da şık bir görüntüsü var. Tasarım olarak da şu şekilde göstereyim. Üstleri biraz daha altlara doğru hafif genişleme olan bir modem. Tam ortasında magnet yazısı var. Üzerinde ışıkları var. Power ışığı, Wi-Fi, 3G, 4.5G ve sinyal ışıkları var. Algılayıcı sinyali. Hemen üzerinde modemin reset, VLAN, VPS tuşu. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman USB, 4 tane Ethernet portu. Bir tanesi WAN girişli, güç girişi ve üzerinde de açma kapama tuşu var. Burada iki tane yuvarlak gördüğünüz yerler var. Buralarda anten girişleri şu şekilde. Burayı açtınız diyelim. Ekstradan anten bağlamak istiyorsunuz. Şöyle bir anten var. Mesela bunu buraya kullanıp ekstradan da anten de takabilirsiniz. Kolaylık olarak bunu buraya yapmışlar. Şu şekilde isterseniz anten bağlayabilirsiniz. Fazladan takmak isterseniz çekim mesafesi olarak da gayet güzel ZTE modem kullanıyorum. Ben de zaten diğer videolarımda görmüştürsünüz. ZTE modemden bu daha fazla, daha iyi çekiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani bir tık daha ondan daha güçlü çekim gücü var. Belki de frekansından dolayı olabilir. Ortamdan dolayı, frekansından dolayı da olabilir. Ona da bir bakmamız lazım. Bu modem nasıl kullanılır? Öncelikle ona geçelim. Dediğimiz gibi SIM kart üzerinden çalışır bu modem. Yalnız SIM kartı gidip başvuruyorsunuz. Size bir SIM kart veriyorlar. Bir abonelik tanımlayacaklar. Abonelik üzerinden alacaksınız. Ve normal mikro SIM veya hatta üzerinde de belirtilmiş nano SIM ve mikro SIM olmuyor. Şu şekilde göstermiş oldum. Normal SIM kartı yani SIM, mikro SIM'in üzerinde bir parça vardır. Onun üzerinden de bir büyük daha bir parça var ya. Şöyle eski cep telefonlarında kullanılan. O parça üzerinden girişi var. Bu parçayı şöyle modemi kendinize doğru tuttuğunuz zaman bu yazı size gelecek şekilde. Şu şekilde çentikli tarafta size bakacak şekilde buraya takıp çalıştırıyorsunuz. Yani bunu aldığınız zaman ekip gelecek, Türk Telekom ekipleri size bunun kurulumu yapıp çalıştıracak. Onun için çok fazla ayrıntıya girmemize gerek yok. Çok basit ve de kullanışlı bir arayüzü var. Arayüzün resmini şuraya koyuyorum. Buradan bakarsınız. Çok basit. Bu arayüzü üzerinden size gönderilen SMS'lere bakabilirsiniz. Bu yeni alacağınız SIM kart üzerinden gönderilen SMS'lere bakabilirsiniz. Wi-Fi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini değiştirebilirsiniz. 2.4 GHz ve 5 GHz desteği var modemin. 5 GHz bildiğiniz gibi yakın alanda daha hızlı bir sinyal verir. 2.4 de geniş alanda daha hızlı bir daha uzun mesafeye bir sinyal verir. 2.4. Ayrıca bu modemin 3G ve 4.5G desteği var. Normal cep telefonlarında kullanmış olduğumuz ikisini de kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bunu aldığınız zaman veya almadan önce bence benim tavsiyem en önemli konu cep telefonunuzun o bölgede nasıl çektiğine bakın. Çok iyi çekiyorsa mükemmel bir şekilde kullanırsınız. Normal çekiyorsa normal bir şekilde kullanırsınız ama düşük sinyal zaten çekmiyorsa öncelikle sinyalin arttırılması lazım o bölge için. Şu anda testini yapamayacağız çünkü bir abonelik gerekli bu cihazı kullanıp testini yapabilmemiz için. Zaten kurulumu yapıldığı zaman da size bu cihazın o anda da testi yapılmış olacak. Arayüzü demiştik. Arayüzü de giriş bilgilerini buraya yazıyorum.
Oradan bakıp rahatlıkla arayüzünü giriş ne yapıp kullanabilirsiniz. Zaten modemin altında da Wi-Fi ismi şifresi yazıyor. Ayrıyetten de burada arayüz IP'si de yazmışlar. 192.168.0.1. Çoğu modemde 1.1 veya 2.1'dir. Bunda 0.1 olarak giriş yapılmış. Kullanıcı adı admin, şifresi de Türk Telekom olarak arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Bu modemi istediğiniz gibi rahatlıkla bir adaptörü veya kendisini alıp istediğiniz yere konuşlandırıp mümkün mertebe evin merkezi bir yerine koymaya çalışın ki sinyali tam olarak net bir şekilde her tarafa dağıtabilirsiniz. Yani sim kartınızın iyi çektiği yere ve merkezi bir yere koyabilirsiniz. Mükemmel bir şekilde çekim alırsınız. Bunu nasıl alabileceğinizi az önce söyledim. Gidip müşteri hizmetlerine başvuracaksınız. Ekipler geri kurulum yapacak. Size bir sim kart verecekler. Fiyatları, şu anki güncel fiyatları buraya koyuyorum. O anki piyasa şartlarına göre fiyatlar değişmiş olabilir. Bu sadece bir örnektir. Ama bana kalırsa rakiplerine göre veya muadillerine göre fiyat olarak çok daha iyi bir durumda şu anda. Tavsiye ederim. Eğer altyapınız, şebekeniz yoksa, şu ana kadar şebeke olmayan bir binada oturuyorsanız veya daha yüksek hızda bir internet istiyorsanız, ihtiyacınız varsa, cep telefonu sinyaliniz de güzel çekiyorsa, hatta orta seviye diyelim, orta seviye ve üstü çekiyorsa, bu cihaz tam sizin işinize görecek şekilde tasarlanmış bir cihazdır. Evet, bu cihaz için anlatacaklarım bu kadar. Zaten basit ve kullanışlı bir cihaz. Alıp takıp çalıştırıyorsunuz. Olay bitiyor. Sorularınız varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.